Ahmet Kekeç, 28 Şubat'ı bitiren general. Gençler hatırlamaz, 28 Şubat tarihin en alçak, sonuçları itibariyle en yıkıcı ama en salak darbesiydi. Mevzul miktar mağdur yarattı, on binlerce kişi okullarından atıldı, on binlerce kişi işsiz kaldı, binlerce derneğin, vakfın, okulun, Kur'an kursunun kapısına kilit vuruldu. Binlerce kişi uyduruk delillerle yargılanıp mahkum edildi ki üzerinden 21 yıl geçtiği halde hala içeride 600'ün üzerinde hükümlü bulunuyor ve iade-i muhakeme taleplerine cevap bekliyor. Kimi çevrelerin ısrarla ulusalcı darbe dedikleri 28 Şubat, evet ulusalcı bilinen çevrelerin korkularını kullanarak bir meşruiyet alanı oluşturmuştu ama tipik bir CIA darbesiydi. Patronajik olduğunda İsrail Amerika oturuyordu. Bu o kadar böyleydi ki İsrail Amerika karşıtlığı bile cezalandırılıyordu. Kudüs gecesini hatırlayalım. Kudüse sahip çıkmak suçtu. Buna yeltenenler önce Aydın Doğan'ın maaşlı adamları tarafından sonra da briefingli yargı tarafından ki asıl briefingi Fetullah'tan aldıkları ortaya çıktı, cezalandırılıyordu. Darbe 19. yüzyıl pozitivizmiyle her derdin mutlak ilacı kemalist ideolojiyi bütünleştirmeyi amaçlıyordu. Bu bütünleştirme çabası demokratikleşme olarak lanse edilse de briefingli entelijansiya için asıl motivasyon Erbakan'dan daha doğrusu halkın iktidarından kurtulmaktı. Kurtulamadılar ama halkın iktidarına yenildiler. Derler ki 28 Şubat süreci AK Parti iktidarıyla birlikte sona ermiştir. Biraz öyledir ama süreci bitiren asıl aktör darbenin en kudretli ismi Orgeneral Çevik 1'dir. Genelkurmay 2. Başkanı olarak 1001 emekle kurduğu yapıyı 30 saniyede göçertmiştir ve darbesini maskara hale getirmiştir. Nasıl mı? Şöyle. Çevik bir sivil hayata intikal edince önce Amerika'ya gitti, orada İsrail yanlısı bir kuruluşun lütfettiği Uluslararası Liderlik Ödülü'nü aldı. Sonra Türkiye'ye döndü ve Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. Durumunu müjdelemek için kamuoyunun huzuruna çıkması gerekiyordu. Bir basın toplantısı düzenledi. Bir gazeteci sordu. "Niçin Cumhurbaşkanlığına aday oldunuz?" Çevik bir şu cevabı verdi. "Sivil toplumun önünü açmak için." Düşünebiliyor musunuz? Görev yaptığı dönem içinde sivil toplumun çanına ot tıkamış, binlerce sivil toplum örgütünün kapatılması emrini vermiş, gazeteciler hakkındaki seri suç duyurularının altına imza atmış Çevik bir bu satırların yazarı hakkındaki suç duyurularının altında da çevik bir imzası bulunuyordu, sivil toplumun önünü açmak için Cumhurbaşkanlığına aday oluyor. Şaka gibi. Bir başka gazeteci şöyle bir soru sordu. Sizin Cumhurbaşkanlığınız döneminde 28 Şubat benzeri bir müdahaleye şansa tavrınız ne olur? Bu soruya inanamayacaksınız ama şaşkın çevik bir aynen şu cevabı verdi. Allah bir daha milletimize o günleri göstermesin. Bana göre bu cevaptan sonra da 28 Şubat bitti. Hemen oracıkta bitti. Bin yıl süreceği öngörülüyordu. 30 saniyede bitti. Bitiren çevik bir oldu. Bu yüzden tarihin en alçak sonuçları itibariyle en yıkıcı ama en salak darbesiydi diyorum. Bir gün çevik bir hakim karşısına çıkarılırsa ki çıkarılmasını umuyoruz. Bu cevaplar kendisine yedirilmeli ve aynen şu hatırlatmada bulunulmalı. Allah'ın bir daha milletimize göstermesini istemediğiniz şeyi. Siz ve silah arkadaşlarınız bizzat bu millete yaşattınız. Postmodern darbe yaparak yüzbinlerce insanın canını yaktınız. 2001 ekonomik krizinin temellerini attınız. Ülkeyi geriye götürdünüz. Şimdi iyi misiniz? Ahmet Kekeç, Star.